Aşırı tüketiminin başta obezite, kalp ve böbrek hastalıkları olmak üzere gut hastalığına varana kadar birçok sorun yaşatabilecek ve maalesef çoğumuzun severek tükettiği ürünler içinde olan bir besinden bahsedeceğiz. Buna besin demek ne kadar doğru olur ayrı bir tartışma konusu. Sağlıklı sanarak tükettiğimiz birçok ürün sağlığımızı ciddi anlamda bozmaktadır. Peki tüketirken hangi ürünlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu videomuzu sonuna kadar dinlediğinizde ciddi bir sağlık sorununa yol açan hatadan belki de kurtulmuş olacaksınız. Türkiye'deki üretim kotasının %2,5'a düşürülmesiyle gündeme gelen nişasta bazlı şekerle ilgili değerlendirmede bulunan Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilisi, nişasta bazlı şekerin yüksek miktarda fruktoz içerdiğini belirtti. Aşırı fruktoz tüketimi başta obezite, kalp ve böbrek rahatsızlıkları olmak üzere gut hastalığına varana kadar birçok rahatsızlığa neden olabilir ifadesini kullandı. Peki nelerin içerisinde bulunuyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Verdiği hastalıkları nasıl anlayabiliriz? Bu soruların şimdi cevaplarına bakalım. Fruktozun insan sağlığına olumlu olumsuz etkileri konusunda toplumda çok büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Piyasadaki gazlı, meyveli içeceklerde, hazır gıdalarda kullanılan yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, nişasta bazlı şeker, hem pancar şekeri, sakkaroz hem de fruktoz ve glikoz içermektedir. Gazlı meyveli içeceklerden şekerlemeye, çikolataya, bisküviye kadar pek çok üründe kullanılan nişasta bazlı şeker, olası sağlığı olumsuz etkileyici özelliğinden dolayı Fransa, Hollanda, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Evet, fruktoz nedir? Şimdi detaylandıralım. Fruktoz, meyve şekeri olarak adlandırılan, tahıllarda ve birçok meyvede doğal olarak yer alan basit bir şekerdir. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarından biri olan fruktoz, doğal yollarla yani besinlerin tüketilmesiyle alındığında faydalı bir hale gelmektedir. Fruktoz özellikleri arasında glisemik indeksinin düşük olması dikkat çeker. Fakat son yıllarda yapay olarak tatlandırıcı şeklinde tüketiciye sunulan fruktoz, yüksek kalori içerdiği için kilo alımına neden olan faktörlerden biri olma konumuna gelmiştir. Çağımızda sıkça kullanılan mısır şurubunun ham maddesi de olan fruktoz, şurup halinde tüketiciye sunulduğunda çeşitli sağlık sorunlarını meydana getirmektedir. Fruktozun çok fazla miktarda tüketilmesi durumunda karaciğer ve vücut direnci derinden etkilenebilmektedir. Vücut hücreleri yoğun şekilde alınan fruktozu enerji kaynağı olarak harcayamayabilir. Bu negatif durum sonucunda sağlığınız tehdit altına girmektedir. Evet, fruktozun endüstriyel formu ne demektir? Fruktoz, glukozdan, sofra şekerinden daha tatlı ve ucuzdur. Bu nedenle gıda endüstrisi tarafından fruktozun yapay formu üretilip çeşitli besinler içinde kullanılmaya başlandı. Yapay fruktoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, hazır çorbalar, gazlı içecekler, soslar, baharatlar, unlu mamuller, hazır meyve suları gibi birçok besin içerisinde fazla miktarda bulunmaktadır. Evet, zararlı fruktoz içeren besinleri şimdi detaylandıralım. Meyveli ve şekerli sodada, dondurulmuş atıştırmalıklar ve yiyeceklerde, konserve meyve ve püreler, meyve suları, hızlı pişme süresi olan tek öğünlük kutu yiyecekler, atıştırmalıklar, gazlı ve gazsız içecekler, turşular, ekmekler, tahıl barları, diyet bisküviler, kahvaltı gevreği, fırından alınan unlu hazır mamuller, meyveli yoğurtlar, salata sosları, soslar ve çeşniler, kahve kreması, sporcu ve enerji içecekleri ve meyve jölelerinde bulunmaktadır. Ve şimdi gelelim fruktozun zararlarına ve nelere yol açtığına. Fruktoz ve tip 2 diyabet. Aşırı fruktoz tüketimi tip 2 diyabete neden olabilecek bir durum olan insülin direncine yol açar. Sağlıklı bireylerde insülin karbonhidrat tüketimi sonucu yükselir. Bunları kan dolaşımının dışına ve hücrelere taşır. Ancak düzenli olarak fazla fruktoz tüketimi vücudunuzu insülin etkilerine karşı dirençli hale getirir. Bunun sonucunda karbonhidratları metabolize etmek ve sindirmek için hücrelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği azaltır. Uzun vadede hem insülin düzeyi hem de kan şekeri yükselir.
Fruktoz ve kanser. Fruktozun fazla tüketilmesi DNA hasarına ve hücresel fonksiyonlarda bozulmaya yol açar ve kontrolsüz hücreler büyümeyi tetikler. Kanser hücreleri fruktoz gibi bir enerji kaynağıyla çok hızlı bir şekilde çoğalabilir. Özellikle karaciğer kanseri gelişiminden sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca fazla tüketiminin özofagus, rahim, meme ve böbrek kanseriyle ilişkili olduğu ve pankreas kanseri riskini artırdığı saptanmıştır. Fruktoz ve hipertansiyon. Tatlandırıcılarındaki fruktoz kan basıncında artışa yol açar. Fruktozun fazla tüketilmesine bağlı yüksek enerji alımı, kilo artışı ve insülin direnci hipertansiyon gelişimine yol açar. Yüksek miktarda fruktozla tuz bir arada alındığında hipertansiyon riskini artırabileceği tespit edildi. Fruktoz ve karaciğer yağlanması. Aşırı tüketimi karaciğere zarar verir ve karaciğerde yağ depolanmasını artırır. Fruktozun karaciğere verdiği hasar, karaciğer toksini olarak bilinen alkolle aynı etkiye sahiptir. Bir çalışmada karaciğer yağlanması olan hastaların aldıkları fruktozun, bu hastalığı olmayanlara göre yaklaşık 2 katı olduğu ve tatlandırılmış içecek tüketiminin de daha fazla olduğu bulunmuştur. Yüksek fruktoz alımı sonucu karaciğer aşırı çalıştığında şekerin kalanı yağa dönüşür. Şeker çarpması olarak adlandırılan ve aşırı şeker tükettikten sonra ortaya çıkan yorgunluk hissi bu sebeple oluşmaktadır. Böbrek taşı ve gut. Fruktoz, böbrek taşı için önemli risk faktörü olan kalsiyum ve oksalat atımını artırabilmektedir. İçeceklerde bulunan mısır şurubu, kanda ürik asit seviyesinin yükselmesine yol açar. Dolayısıyla böbrek taşı ve gut hastalığındaki artışta mısır şurubu içeren ürünlerin tüketilmesinin payı olduğu düşünülmektedir. Fruktoz ve ürik asit. Yüksek kan basıncına sahip hastalarda fruktozun tüketiminden sonra ürik asit seviyesinde ve serbest radikallerde artış olduğu bildirilmiştir. Ürik asit, arter duvarlarını hasardan korumaya yardımcı olan bir madde olan nitrik oksit tüketimini durdurma potansiyeli taşımaktadır. Artan ürik asit seviyesi koroner hastalıklarda risk faktörüdür. Ancak karaciğer bu fruktozu hızla işleyemediğinden dolayı bunun yerine yağ oluşturmaya başlar ve oluşan bu yağ da trigliserit olarak kana karışır. Aşırı fruktoz tüketimi bireylerde kalp ve böbrekler için zararlı olduğu bilinen ürik asit miktarları da artar. Ürik asidin artması gut hastalığının sebebi olarak bilinmektedir. Evet, hiçbir işlem görmüş gıda maddesinin doğal gıda maddesinin yeri tutmadığını unutmayın. Bu nedenle özellikle işlem görmüş gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın veya az tüketmek, doğal meyve tüketiminde de miktarına önem vermek önemli. Ayrıca tüketilecek meyve seçimini önemseyip nispeten az şeker ihtiva eden meyveleri tercih edip mevsiminde tüketmeye gayret göstermek daha iyi. Çok fazla tatlandırıcı ihtiva eden, işlem görmüş aşırı miktarda mısır nişastası şurubu ihtiva eden gıda maddeleri ve içecekleri çok fazla kullanmamaya özen gösterin. Videomuzu burada noktalıyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalınız.